Herkese merhabalar. Türev konusuyla kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Öncelikle türev konusuna geçmeden önce size bir dergiden, bir kitaptan aldığım hikayeyle, bir alıntıyla başlamak istiyorum. Şimdi hızlı giden bir arabada şöyle bir konuşma geçiyor. Çocuk şoföre soruyor. Şu anki hızımız ne kadar şoför amca diye. Arabanın hız göstergesi bozuk diye çocuğa cevap veriyor. Çocuğa ama şu şekilde devam ediyor. Ama bir saatte yoldayız ve bu bir saatte 60 kilometre yol gittik. Demek ki hızımız saatte 60 kilometre. Çocuk da diyor ki ama diyor bu son bir saatteki ortalama hızımız ben şu anki hızımızı soruyorum diyor. Şu anki kaçta gittiğimizi soruyorum diyor. O da diyor ki son 10 dakikada 20 kilometre yol gittik evladım. Demek ki hızımız saatte 120 kilometre diye cevap veriyor. Sonra çocuk ama bu son 10 dakikada ortalama hızımız. Ben şu anki hızımızı soruyorum diyor. Sonra diyor ki son 5 dakikada 11 kilometre yol gittik yavrum. Demek ki hızımız saatte 132 kilometre. Çocuk devam ediyor ama bu diyor son 5 dakikadaki ortalama hızımız. Ben şu anki hızımızı soruyorum diyor. Sonra şoför devam ediyor tabii. Son bir dakikada 2,5 kilometre yol gittik. Demek ki hızımız saatte 150 kilometre diyor. Çocuk diyor ki ama bu son bir dakikadaki ortalama hızımız. Ben şu anki hızımızı soruyorum diyor. Tabii şoför devam ediyor. Son 10 saniyede 500 metre yol gittik. Demek ki hızımız saatte 180 kilometre diyor. Çocuk tabii altta kalmıyor ama diyor bu diyor son 10 saniyedeki ortalama hızımız. Ben şu an nasıl kaçta gittiğimizi soruyorum diyor ısrarla. Tabii şoför de diyor son 1 saniyede 52 metre yol gittik. Başımın belası diyor. Demek ki hızımız saatte 52 çarpı 60 çarpı 60 metreden 187,2 kilometre diyor. Tabii çocuk utanmaz. Ama diyor bu son 1 saniyedeki ortalama hızımız. Ben şu anki hızımızı soruyorum diyor. Elinin körü diyor artık şoför. Kaza yapacağım şimdi. Şu anki hızımız ne kadar diye ısrarla çocuk devam ediyor. Düşünüyorum patlama diyor. Şu anki hızımız ne kadar diye devam ediyor çocuk. Hız dediğin şey yol bölü zamandır evlat diyor. Yani belirli bir zaman süresinde alınan mesafenin o süreye oranıdır. Sen bana şu anki hızımızı soruyorsun. Şu an demekle ne demek istiyorsun? Şu an ne kadar uzundur? Kaç saniye ya da kaç salise sürer diye soruyor. Ben şu anki hızımızı merak edip bilmek istiyorum. O kadar. Şu anki hızımız ne kadar diye çocuk devam ediyor. Son bir saniyelik ortalama hızımızla yetinemez misin diyor. Çocuk diyor hayır. Şu anki gerçek hızımızı bilmek istiyorum. Tam tamına şu anki. Yani son sıfır saniyedeki ortalama hızımızı bilmek istiyorsun. Öyle mi diyor? Çocuk aynen diyor. Son sıfır saniyede sıfır metre yol gittik. Daha hızlı gidemediğimiz için kusura bakma. Son sıfır saniyede durduk da diyebilirsin. Dolayısıyla son sıfır saniyede ortalama hızımız bizim diyor. Sıfır bölü sıfırdır diyor. Ayrıntılı hesapları sana bırakıyorum. Ne de olsa okula giden sensin. Ben değilim diyor. Şimdi tabii burada hikayemiz bitti. Değişik bir hikaye. Son sıfır saniyedeki ortalamamız nasıl hesaplanabilir diye şu an düşünüyorsunuz. Gidilen yol yok ki hız olsun, değil mi? Şimdi inanması zor. Sıfır saniyede gidilen ortalamamızı hesaplamak mümkün. Bu ortalama hıza da o anki hız yani anlık hız diyeceğiz biz. Şimdi bunu bir örnekle size anlatalım gençler. Bunu bir örnekle dilimiz döndüğünce anlatacağız şu siyah alim. Şimdi diyelim ki araba t-inci saniyede t kare metre gitsin. Tamam, t kare metrede. Yani şöyle bir denklem kuralım, yani fonksiyon kuralım. X'e diyelim t kare. T saniyede t kare gitmiş olsun. Demek ki araba başlangıçta yani t sıfırken sıfırın karesinden sıfır metre de şu anda, değil mi? Sıfır metrede otomatik olarak. Şimdi bir saniye sonra diyelim. Birin karesinden 1 metrede. 2 saniye sonra 2'nin karesinden
4 metrede, ne bileyim 3 saniye sonra 3'ün karesinden 9 metrede şeklinde devam eder. Yani genel olarak t saniye sonra araba t kare metrede olacak, değil mi? Şimdi görüldüğü üzere araba giderek hızlanıyor. Geçen her saniye bir önceki saniyeden daha fazla yol kat ediyor. İlk saniyede 1, ikinci saniyede 3, üçüncü saniyede 5 metre yol kat ediyor diyebiliriz. Şimdi diyelim ki arabanın 5 saniye sonraki anlık hızını, yani 5. saniyeden sonra ya da önce geçen 0 saniye içindeki ortalama hızını hesaplamak istiyoruz. Bunu yapmanın zor, hatta belki de imkansız olduğunu anladık, değil mi? Bunun yerine arabanın 0. saniye ile 5. saniye arasındaki, 0 ile 5. saniye arasındaki, yani ilk 5 saniyedeki ortalama hızını hesaplayalım. İlk 5 saniyede araba 25 metre, değil mi? 5'in karesinden 25 metre yol gider. Arabanın ilk 5 saniyedeki ortalama hızı ne olur peki? 25'i 5'e bölersek ortalama hız 5 metre saniye olacaktır. Arabanın 5 ila 8. saniyeler arasındaki ortalama hızını da hesaplayabiliriz. 8. saniyede araba arkadaşlar 8'in karesinden 64 metrede gider. 64 metre. 5. saniyede ise 5'in karesinden 25 metre değildi, değil mi? Şimdi demek ki 5 ile 8 arasında, yani x 8 eksi x 5 dersek arkadaşlar, 8'in karesi eksi 5'in karesinden, yani 64 eksi 25'ten 39 metre, değil mi? Yol gitmiş. Dolayısıyla arabanın bu 3 saniyedeki ortalaması ne olur? 39 bölü 3'ten 13 metre saniye olacaktır. Şimdi hesaplar şöyle yapılıyor. Bunu geçen sene 11. sınıf konularını işlerken anlık değişim oranından da görmüştük. Nedir bizim ortalamamız? X8 eksi 8 ila 5 arasındaki ortalamayı istiyorum. X8 eksi X5 bölü 8 eksi 5'tir, değil mi? Bunu bulduk. Bu arkadaşlar 64'ten 20 çıkarmaktı. 39 bölü 8 eksi 5'ten 3. 39 bölü 3'ten de 13 metre saniye olarak bulduk. Hesaplamayı bu şekilde yaptık. Mesela 5. ve 7. saniyeler arası ise ne diyeceğiz? X7 eksi X5 bölü, bu ortalamayı buluyor bize, 7 eksi 5 diyeceğiz. X7 arkadaşlar 7'nin karesinden 49. Eksi 5'in karesi zaten 25'ti. Bölü 2. 24 bölü 2'den de cevap 12. 12 metre saniye oldu. 5 ile 6 der. 5 ile 5,5 der. 5 ile hatta şöyle bir sileyim. Hepsini göstereyim arkadaşlar. Bizim şey neydi? X de eşittir t kare şeklinde alınmıştı. Sallıyorum. X 6 ile 5. ile 6. saniyeler arasını bulalım. Tamam mı? 5. ile 6. saniyeler arasında şu an buluyorum. 6'nın karesinden 36 eksi 25 bölü 1. O da ne yapıyor arkadaşlar? 11 metre saniye. Peki 5 ile 5,5 arası olsa, 5,5 ile, yani 5 ile 5,5 arası olsa, şöyle yazayım, bölü 5,5 ile 5 arasında aldığınız zaman arkadaşlar şu 30,25 çıkacaktır. 30,25 eksi diğeri zaten 25. 5,5'dan 5 çıkar, 0,5. Yani ayarları yaparsan 10,5 çıkacaktır arkadaşlar. Sonra diyelim ki hatta 5 ile 5,1 arasındaki ortalama hızı bulacağım. O da ne olur? X 5,1 eksi X 5 bölü 5,1 eksi 5. O da arkadaşlar direkt uzatmayacağım. 10,1 gibi bir ifade geliyor. 5 ile 5,01 arasında olsa, 5 ile 5,01 arasında olsa şu şekilde, bölü 5,01 eksi 5 diyelim. Arkadaşlar hesaplama yaparsanız 10,01 yapıyor. Yani ortalamaya dikkat edin. Ortalama hızlar gittikçe kime yaklaşıyor arkadaşlar? 10'a yaklaşıyor, değil mi? Gittikçe 10 sayısına yaklaşıyor. 10,5'tu, 10,1 oldu, 10,001 şeklinde yaklaşıyor. Bir de 4,99. saniye ile 5. saniyeler arasındaki ortalama hızı hesaplayalım. Bir saniye. Tamam mı? Mesela x5 olur. Eksi x
4,99 olsun misal. Bölü 5 eksi 4,99. Hesaplamaları yaparsak arkadaşlar, ben sizin için önceden yaptım. 9,99 çıkacaktır. A kime yaklaşıyorsun? 9,99 kime yakın? 10'a yakın değil mi? Demek ki tüm göstergeler arabanın tam 5. saniyelik hızının 10 metre saniye olduğunu gösteriyor. Tam 5. saniyede, tam 5. saniyede hızımızın 10 metre saniye olduğunu ne yaptı? Göstermiş oldu. Bu durumda 0 bölü 0 ona eşit mi oluyor diye acaba kendimize soruyoruz değil mi? Yukarıdaki işlemleri şu şekilde yapalım. Mesela 5 ila 5 artı h saniye arasında yapalım, tamam mı? Arabanın 5 ila 5 artı h'ıncı saniye arasındaki ortalama hızı nedir? Hemen siz ne diyeceksiniz? X 5 artı h eksi x 5 bölü 5 artı h eksi 5 şeklinde alacaksınız. Bu da arkadaşlar 5 artı h'ın karesi. Bu şekilde eksi 5'in karesi bölü şuradaki 5'ler gider, h gelecektir. Bu da arkadaşlar düzenlemeleri yaparsanız, kare açılımı vesaire hepsini yaparsanız yukarıda 10 h artı h kare bölü h çıkacaktır. Bu da arkadaşlar 10 artı h olarak cevabı bulacaksınız. Peki 5 ila 5 artı h saniye arasındaki ortalama hızımız 10 artı h olarak bulduk. H 3 ise, h'ın 3 olduğunu düşünün. Ne olacaktır hızımız? Ortalama hızımız 13. 2 olursa, h 2 olursa arkadaşlar ortalama hızımız ne olacaktır? 12. 1 olursa 11. 0,5 olursa 10. 0,01 olursa 10,001. Hatta yazalım. Mesela 0,1 olduğunu düşünün arkadaşlar. Ne olacaktır? 10,1 olacaktır. 0,01 olduğunu düşünün. 10,001 olacaktır. 0,01 olacaktır. Ne bileyim, eksi 0,01 olsa 9,99 olacaktır. Yani gördüğünüz gibi 5 ila 5 artı 0 saniyeler arasındaki ortalama hızı hesapladık ve 5 ila 5 artı h saniyeleri arasındaki ortalama hızımız 10 artı h çıktı. Olduğunu görüyoruz. 5 ila o zaman 5 artı 0 saniye arasındaki ortalama hızımız ne olur? 10 artı 0 olur. Yani 10 olur. 10. Demek ki bizim 5. saniyeye yaklaştığında bizim 5. saniyedeki hızımız 10 metre saniyeymiş diye biliyoruz. Daha doğrusu 10 olmalı dedik. Çünkü daha önce 5 ila 5 saniye arasındaki ortalama hızın ne anlama geldiğini bilmiyorduk. Daha yeni yeni bunun ne anlama gelmesi gerektiğini anlamaya başladık. Yaptıklarınıza dikkat edin gençler. Şimdi bir tane hikaye anlattık. Belli bir andaki hızı sormak tabii saçma olabilir. Belli bir anda hız olamazdı. Çünkü belli bir anda gidilen yol 0 metre ve belli bir anda geçen süre 0 saniye. Dolayısıyla belli bir andaki hızı bulmak için 0'ı 0'a bölmek gerekiyordu. Ve 0'da 0'a biliyorsunuz bölünmez. Ama sonra giderek daha kısa zaman süresindeki ortalama hızları bularak yanıtın ne olması gerektiğini ne yaptık? Tahmin ettik. Şimdi yazımız, yani şu anki alıntımız bu kadar. Şimdi gelelim biraz daha oynayalım bunlarla. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Gittikçe anlık, yani türevin artık tanımına yavaş yavaş gidiyoruz. Türevin anlık hız demek olduğunu, o anki hız demek olduğunu yavaş yavaş kavramaya da başladık. Şimdi ya bir fonksiyon düşünelim bu sefer. Fonksiyon grafiği üzerinden çalışacağız. Şimdi şöyle bir koordinat sistemini çizdim. Ve şöyle bir ne yapalım? Grafik alalım. Fonksiyon grafiği alalım. Yani çok güzel bir grafik olmadı ama idare edelim bunu. Şimdi şurada bir nokta alıyorum. Bu fx fonksiyonu olsun, tamam mı? Fx fonksiyonunun grafiği arkadaşlar. Şuradaki nokta şu A noktası, pardon x1 noktası olsun. Şu şekilde x1 noktası. fx1'e gitmiş olur değil mi? fx1 noktasına gidecektir. Şuradaki noktada x noktası olsun. X noktası da arkadaşlar, x noktası da fx fonksiyonuna gidecektir. Şimdi ben size şöyle yapsam, bu sürekli bir fonksiyon değil mi? Sürekli bir fonksiyon artık biliyorsunuz. Hiçbir kopma
fonksiyonda bir bağlantı kopukluğu yok gördüğünüz gibi. Şimdi grafiğin üzerinde şurası A noktası olsun. Hadi B noktası olsun. Fark etmez abi. B noktası olsun. Şurası da A noktası olsun arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi ben burada şunu yapacağım. A ve B noktadan aldık. A'nın absisi X, gördüğünüz gibi A'nın absisi X. B'nin absisi ise X1 olsun dedik. X1 yaptık B'nin absisine de. Tamam. Bu noktalardan geçen doğruya da D diyelim. Bu iki noktadan geçen doğruya şöyle bir doğru alıyorum arkadaşlar. Şu ikisinden geçen doğruya da D diyelim. Yani şunu bir silim, tekrar çizebilir miyim şunu? Bunu şey çizme şeyi yok herhalde. Tamam neyse. Şöyle bir grafik alıyorum. Bir grafik aldım da kötü bir grafik alıyorum ya. Neyse olduğu kadar ne yapalım. Şimdi AB doğrusundan geçen bir doğru alıyorum. Şu şekilde. Olduğu kadar yapacak bir şey yok. AB doğrusunu aldım. Bu AB doğrusuna da D doğrusu diyelim arkadaşlar. Şu AB doğrusuna da D doğrusu diyorum. Tamam. Şimdi bu doğrudan geçen eğimi bulabiliriz biz değil mi? Şu şekilde çizerek, üçgeni çizerek, şuradaki üçgeni gördüğünüz gibi çizerek noktadaki eğimi bulabiliriz. Şu uzunluk x eksi x1 uzunluğu. X'ten x1 çıkartırsın. Şu uzunluk da arkadaşlar fx'ten fx1 çıkartarak bu uzunluğu ne yaparsın? Bulursun değil mi? Peki bu noktadaki eğim, yani bu doğrunun eğimini bulurken ne yapıyoruz arkadaşlar? Hatta bunun eğimini md dersem ben. Karşı bölü komşu yapıyorduk. Karşı ne? Fx eksi f. Bir dakika yanlışlıkla şeyi aldım. Fx1 diyelim. Fx1 diyelim. Bölü x eksi x1. Bize bu neyi veriyor? Bu doğrunun eğimini veriyordu hatırlarsanız. Peki A noktasını B noktasına yaklaştıralım. Bakın. A noktasını B noktasına yaklaştırırsam şu şekilde tekrar bir çizeyim de şu şekilde arkadaşlar bir saniye. Böyle olsun ya. B noktası burası arkadaşlar. Tamam mı? B noktası şurası olsun. Tekrar çizdim. A noktası buradayken buraya gelsin. İkinci kime yaklaşıyor? B noktasına yaklaşıyor değil mi? O zaman her yaklaşmasında mesela doğru bu şekildeyse doğru ne oluyor? Bu şekilde oluyor. Sonra doğru bu şekilde oluyor. Gittikçe B noktasına A noktası yaklaştıkça doğrunun eğimi de ne yapıyor? Şu şekilde değişiyor değil mi? Gittikçe değişiyor. Şimdi bu durumda limit durumunda, yani x x1'e yaklaşırken limit durumlarında da ne oluyor? Limit durumu teğet olmaya başlıyor değil mi? O noktadaki teğet olmaya başlıyor. Düşünsenize B noktasının o kadar yaklaştı ki şuraya geldi mesela A noktası. Bu ne oluyor artık? Teğet olma yolunda ilerliyor. O noktadaki teğet olmuş oluyor. Şu kabaca gene şurada çizeyim. Bakın şöyle fonksiyon aldık. B noktası buraya, A noktası da dibine kadar geldi artık. Bu nokta ne oldu bizim için? Şu noktadan geçen doğruyu çizdiğim için bu nokta bizim için teğet doğrusu. Tam güzel çizemedim ama teğet doğrusu olmaya başladı. Şimdi bunu limite dökersek biz arkadaşlar, bunu limite dökersek hepsini silemeyeceğim ama şu kısımları siliyorum. Şuraya yazabilirim. Şuraya yazayım. Şimdi limit değerimiz x eksi 1'e yaklaşırken x değeri x1 noktasına yaklaşırken bizim doğrumuzun teğeti ortaya çıkıyor değil mi? Yani bu da ney? Fx eksi f1 bölü x eksi x1, pardon, bu x1 bölü x eksi x1 oluyor gördüğünüz gibi. İşte matematikçiler de arkadaşlar her uzun cümleyi kısaltmak için yeni tanımlar yapıyorlar. Yaptıkları gibi bir fonksiyonun grafiği üzerindeki bir noktadan o grafiğe çizilen teğetin eğimine o noktadaki fonksiyonun o noktadaki türevi demişiz. Yani aslında şu noktadaki teğet bizim için, teğetin eğimi bizim için aynı zamanda neymiş arkadaşlar? Aynı zamanda o noktadaki türev demekmiş.
Yani size ben şuradaki, şu noktadaki teğeti sorduğum zaman, şu noktayı bilmiyorum. Diyelim ki şöyle tam çizemiyorum ama şu noktadaki nokta 2 olsun diyelim, tamam mı? Ben bu iki noktasındaki eğimi soruyorsam aynı zamanda o iki noktasındaki türevi sorduğum anlamına geliyormuş. Şimdi bunu artık yavaş yavaş türeve dökmeye başlayalım. Yani bundan sonra fx fonksiyonun x1'deki türevi denilince aklımıza ne gelecekmiş? Fx y eşittir fx kuralı ile tanımlı bir fonksiyonun grafiğine üzerindeki x1 apsisli noktadan çizilen teğetin eğiminin sorulduğunu ve eğimin de aslında bu olduğunu, şu ifade olduğunu ne yapacağız? Bileceğiz. Şimdi x1 noktasındaki türevi yukarıda bulduğumuz bu limit ifadesiyle açıklayan kişi arkadaşlar, onu da söyleyelim. Bunu açıklayan ilk kişi Cauchy'dir. Cauchy'dir gördüğünüz gibi. Yani biyografisi bu şekilde var. Ben bunu tek tek sizlere okumayacağım. Cauchy'yi araştırabilirsiniz. Cauchy'den önceki matematikler de yani tabii teğet kavramını biliyorlarmış da fakat onu cebirselleştirememişler bu şekilde. Biraz önce yaptığım şekilde cebirselleştirememişler. Limiti x1'e giderken fx1 bölü x1 şeklinde ne yapamıyorlar? Cebirselleştiremiyorlar. Peki limit kavramı daha önce yapılan tanımlardan farklı olarak yani şimdi sürekli fonksiyonlar konusunu gündeme getiren de aslında Cauchy'dir. İntegrali türevin tersi olarak değil de integrali türevin tersi olarak kabul etmiyor. Toplamların limiti olarak tanımlıyor. Yani orada aslında bizim o noktada biraz önce çizdiğimde arkadaşlar kabaca şekilde daha şöyle çizim de şuradan şuraya ne yaptık biz biraz önce? A noktasını ya da B noktasını fark etmez. B noktasını A noktasına yaklaştırdıkça aslında buradaki limit değerlerini ne yapıyoruz? Topluyoruz. Bu da bize neyi veriyor? Şuradan geçen teğetin eğimini veriyor. Teğetin eğimi de ne demekmiş? Bu noktadaki aslında türev demekmiş. İşte bunu söyleyen o şeymiş arkadaşlar. Fransız tabii Fransız İhtilali zamanında yaşadığını yani Fransız İhtilalinden sonra yaşadığını da görüyorsunuz. Bu o dönemin en büyük meyvesi de bunlardan buymuş yani. Limit türev kavramını gerçekten keskin bir şekilde söyleyen bilim adamlarından bir tanesi. Şimdi bundan sonra bir fonksiyon herhangi bir A noktasındaki türevini yine bu sefer bir Fransız arkadaşlar, Fransızlar tabii Fransız İhtilali olduğu için o dönemde matematikle de ilgilenmişler. Ünlü matematikçi bu sefer Lagrange. Gördüğünüz gibi Lagrange arkadaşlar. O da bir fonksiyon yani yaptığı gibi türevi de şu şekilde göstermiş. F'in A'daki türevi. Biraz önce gösterdik ya limit x1'di ya A noktasında dediği için limit x A'ya giderken f(x) eksi f A bölü x eksi A şeklinde bu ifadenin türevi olduğunu biliyor ve bu şekilde gösteren de Lagrange olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi kısacası artık yani türev tanımını yapabiliriz arkadaşlar. Şu şekilde yapalım. Demek zaten altısında yaptık. Bir noktadaki türev kavramını ister bu şekilde gösterin. Aynı mantık. Diyelim ki x1 gibi bir ifade alıyorum. Tabii bu A ile B arasında açık aralığında eleman olsun. Tamam mı? Şimdi olmak üzere A virgül B aralığında tabii bu sürekli olacak. Sürekli olmazsa yerde kopukluk olur. Sen oradaki eğimi ne yapamazsın? Bulamazsın. Aralığında sürekli bir f fonksiyonu için sürekli bir f fonksiyonu için f'in türevi x1 ifadesi olarak gösteriyor. Buradaki limit x x1'e yaklaşırken fx eksi fx1 bölü x eksi x1 ifadesinin limitini istemesi aslında bize o noktadaki türevini istemesine eşdeğer. Ya da A noktası zaten x1 yerine sadece ne yapmışız burada? A noktasını yazmışız. Gördüğünüz gibi. Şimdi eğer bu limit değeri bir reel sayıya yani türev o reel sayıya eşitse bu limit değeri sallıyorum 5 gibi bir şey çıktı. O noktadaki türev neymiş? Demek ki 5'miş misal. Ama bu bir reel sayıya eşit değilse artı sonsuza, eksi sonsuz gibi reel olmayan
bir sayıysa veya limit değeri hesaplanamıyorsa arkadaşlar, bulamıyorsanız limit değerini, işte o noktada da türev yoktur diyeceğiz. Türev ifadesinin böyle tabii karşı görünmesi sizi de korkutmasın. İleride bu tanıma denk olan başka eşitler olarak onları tabii kullanacağız. Şimdi bu tanıma göre birkaç işlem yapacağız, birkaç soru çözmeye çalışacağız. Ondan sonra yavaş yavaş oturacağına ben inanıyorum. Şunları kapatayım. Ha, türev demişken şunu da söyleyelim. Aslında türevin mucidi Newton olarak gösteriliyor arkadaşlar, haberiniz olsun. Türevin mucidi Newton olarak gösteriyor. Ama Leibniz de ona karşı, onunla beraber aslında türev kavramlarıyla ne yapmışlar? İlgilenmişler. Hatta neredeydi? O bir yazı vardı. Şimdi ikisi de tabii 1660 ve 1690 yılları arasında birbirinden bağımsız, tamamen bağımsız olarak yeni bir matematik biçimi tasarlamışlar. Sonucunda ikisi de diğerinden tam olarak aynı fikre sahip olduğuna inanamamış, yeni yöntemleri bir şeyin zamanla ne kadar değiştiğini ölçmelerini sağlamış. Çalışmaların iki bileşenini bizler günümüzde tabii türev ve integral olarak biliyoruz. İkisi de bununla çalışmış arkadaşlar. Hem Leibniz, pardon, hem Newton, hem de Leibniz. Tabii Newton daha çok fizikçi olarak söylenir ama aslında o da bir matematikçidir. Şimdi her ikisi de çığır açan teoremleri imza atmış. İki matematikçiydi ama tarih kitaplarına ilk kimin adı yazılmalıydı? Özellikle Newton İngiliz ve Leibniz Alman olduğu için bu önemli bir sorundu. İki ülke o dönemde birbirleriyle iki ilişkiler içinde olmadığından sansasyonel keşifleri zaman içinde ulusal bir gurur meselesi haline geldi. Yani tabii günümüzde Newton diyoruz arkadaşlar, türevin mucidi. Ama Leibniz'in de tabii ki bu türevle ilgili çalışmaları var. Evet, bu kültürel bilgilerden sonra aslında yavaş yavaş artık türev kavramına PDF'imizden geçeceğiz. Tabii bu videoyu burada keseyim. Çünkü başka şeyler anlattım. Kültürel ifadeler kullandım. İçinize inşallah yaramıştır. Sonra bizim gerçek PDF'imizle bu işe devam edelim. Görüşürüz ikinci videomuzda.